Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, bugün Kadim Metro serimizin 4. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Beykor'a giden tünelleri hazırlamıştık. Ben kılavuz çizgileri kazdım. Bugün de sizle beraber kazma işlemini, yani bu tünelin içindeki harfiyatı boşaltma işlemini yapacağız. Bu taraf dediğim gibi Beykor'a doğru gidiyor. Şöyle bir haritadan da göstereyim. Gördüğünüz gibi kılavuz çizgiler var. Fenerleri de kurdum arkadaşlar. Buradan da artık metroya giden yolu, Kadim Arena'ya giden yolu yapacağız. Şöyle Beykor'a kadar bugün kazma işlemini, bu harfiyatı çıkartacağız arkadaşlar. O yüzden gayet eğlenceli bir bölüm. Bol bol kazı izleyeceğiz. Ne kadar zevkli değil mi? Değil mi? Metronun nasıl bir emekle yapıldığını görmüş olacaksınız arkadaşlar. Sizin için de gayet eğlenceli, gayet güzel bir bölüm olacak. Ben bunun inancı içindeyim. Değil mi? Yok. Değil tabii ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi metroyu böyle emek emek tek tek işleyerek yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii ben bölüm arasında yapıyordum bu kazma işlemlerini. Lakin bugün dedim hep beraber bir çalışalım. Hep beraber bir görelim. Nasıl sürüyor, nasıl gidiyor süreçler sizde. İşte bak mesela bu gravel'ların çıkması. Bazen neydi bu? Silverfish'ler çıkıyor. Ama ipeksi kazmayla daldığım zaman silverfish'lere bir sıkıntı olmuyor. Sadece yavaş kazmama yarıyor. Bazen de arkadaşlar ipeksi kazmanın gücü azaldığı zaman servet kazmayla devam ediyorum yoluma. O zaman daha sıkıntı oluyor kendileri. Şimdi ben elimden geldiğince ışıklandırmaya çalışıyorum içerileri. Herhangi bir mob spawn durumuna karşı. Bugün zaten kazacağımız yer çok fazla bir ileri gitmiyor. Şöyle bir 200-300 blok muydu? Gene bayağı var. Dediğim gibi bugün bu harfiyatı boşaltacağız. Şurada bir dağ var. Dev bir dağ var arkadaşlar. Burada kocaman bir dağın altından geçiyor metro. Üzerine mesela fener kurdum. İkinci feneri buralara bir yere kurmak gerekiyordu. Lakin çok yüksek olduğu için çekmedi fener. 50 blok alt limiti de olduğu için, aşağı doğru giden bir limit olduğu için o çalışmadı ne yazık ki. O yüzden fenerin yerini tekrardan değiştirmek zorunda kaldım. Bu sefer bak mesela silverfish vardı deminkinde. Gayet yavaş kazdı. Umarım burada fener sıkıntımız olmaz. Elimden geldiğince blokları topluyorum, sandıklara yığıyorum. Bol bol sandık yapıp işte her metro ağızlarına sandık yapıp daha sonra bu sandıkları topluyoruz biliyorsunuz. Geçen seferki yaptığımız metrodan tonlarca malzememiz çıktı. Ve bu malzemeyi de metronun inşaatına kullanıyorum. Mesela andazit, granit gibi daha özel şeyleri daha iyi toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gelmedik bir daha be. Yaklaştık Beykor'a. Tabii ki şimdi burada mob spawn riski de... Aha, şurada kömür kalmış. Mob spawn riski de var. Onu da bertaraf etmemiz lazım. Mesela şöyle arkamızda. Işıklar yanlardan geliyor ama biz burayı açtıkça çok faydalı olacağını düşünmüyorum ben. Şunu da bir al bakayım. Kömürler yine bol bol kömür çıkıyor. Bak mesela burada bir kömür damarı varmış. İşimizi yavaşlattı. Zaten dediğim gibi Beykor'a Minas Tirith tarafından bir tünel geliyordu. Bak yine bir kömür damarı. Minas Tirith tarafından tünel geliyordu. Dolayısıyla Beykor artık bir 4 yol olacak. 4 yol vasfı kazanacak. Bir kesişim noktası olacak. O yüzden bir önceki bölümde demiştim ki Beykor değerlenecek. Evet, Beykor değerlenecek arkadaşlar. Bayağı bir uzun hat burası. Hop. Şöyle bir gelelim. Şurada üstümüzü boşaltmak için. Şimdi bunu da bir düzenli yapalım. Şu taşlar yukarıya. Diğer metal yerler aşağıya. Şunu şuraya koyalım. Tamamdır. Şu taşları da bir alalım. Böylelikle daha verimli sandıkları kullanmış oluruz. Daha fazla stekler oluşmuş olur. Mesela burada bir sürü taş arttı. Bir ara bir üstümüzü bir tur daha boşaltmak zorunda kalırız. Şimdi şunları bir gravel'ları bir temizle. Burada gravel'a gerek yok. Şu torpakları da bir temizle. Şurada çıkan taşları alalım. Üzerimiz dolunca bir tur daha boşaltalım arkadaşlar.
Aslında araya bir tane boşaltmak için istasyon yapabilirdik ama şu anda yanımda sandık yok herhalde, aynen. Şeyleri çok önemsemiyorum. Taşları çok önemsemiyorum ama dediğim gibi bu andazit, granit gibi malzemeler bence daha önemli. Demirler çıkıyor. Mesela demirde de çok sıkıntımız yok. Lakin kömür mesela daha lazım. Düşünün, demirden çok kömüre ihtiyacımız oluyor. Tabii bunları daha sonra servet kazmayla kırdığımız zaman faydalı oluyor. Şöyle bir... Çok uzaklaşmadan aslında bir şey yapsak güzel olur. Üstümüzü bir el daha boşaltsak güzel olur. Şu kaçan malzemeleri de alalım. Uç 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 uç. Şuraya taşlar. Şuraya da diğer malzemeleri bırakalım. Mesela 30 tane demir çıkmış. 1,5 stek neydi onun adı? Kömür çıkmış. Gayet güzel. Şimdi sizden bir şey istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda lütfen bana merdiveni yapılabilen bloklara ihtiyacımız var. Merdiveni yapılabilen bloklara. Çünkü biliyorsunuz bu inşaatı yaparken merdiven kullanıyoruz. Kenarları süslerken. O yüzden merdiveni yapılabilen bloklar lazım. Şimdi nelerin yapılabiliyor? Sandstone'un yapılıyor. Sandstone'u mesela Murat tarafında kullanmıştık. Kırmızıda neyi kullanmıştık? Kırmızı merdiven olarak. Gerçi şimdi şöyle bir söylem var. 1.13'te yeni bloklar gelecekmiş. Bilmiyorum 1.13'e yetişir miyiz, yetişemez miyiz? İnşaatın içini yapmayı. O zaman mesela yeni blokları da kullanabiliriz. Yine sırlı terakotalardan kullanacağız. Kenar süsleri için. Ve uçarken içinde garip bir efekt veriyor ve hoşuma gidiyor benim. Bazı arkadaşlar bunu sevmiyormuş. Şöyle bir al. Hadi oğlum, bugün bu tülenin içini boşaltmamız lazım bu videoda. Bazı arkadaşlar onu sevmiyormuş. Uçarken böyle abi başım dönüyor diyenler oluyor yorumlarda. Bence eğlenceli. Bak mesela burada şey var. Silverfish var. Gördüğünüz gibi. O yüzden yavaş kazılıyor. Hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Fenerle kazarken içinde silverfish olan bloklar normal taş gibi davranmıyorlar. Yine bir kömür damarı. Bu seviyede biz şu anda 50. seviyede kazı yapıyoruz. Demir ve kömür aşırı derecede çıkıyor. Yine mi doldu üstümüz? Yok, dolmamış. Sıkıntı yok. Şöyle bir alalım. Yaklaşıyor muyuz? Aynen, yaklaşmışız. Sonra yan tarafa geçelim arkadaşlar. Yan tarafı bir boşaltalım. Mesela yine bir gravel. En sevdiğimiz. Şu gravel'ları bir boşalt bakayım. Şöyle bir al. Şu tarafta da var. Bunlar da birazdan yolumuza engel olacaklar. Şunları da bir toplayalım. Şurayı bir al bakalım. Şöyle. Şimdi TNT ile mesela burayı patlatsak, tamam, bu kadar düzgün bir yapı oluşturamayız. Bu bizim için sıkıntı. Şimdi taşlar buraya. O zaman diğer taşlar buraya. Şuraya da diğer blokları bir atalım. Şöyle bir dizdiğimizde gördüğünüz gibi andazit, granit bol bol çıkıyor. Şimdi bence şu tarafı yapalım. Şöyle bir aç. Şuraları da bir temizle. Giden yolumuz şuradan. Bu arada kazmamızı dayanacak herhalde. Yani burayı bitirene kadar bir de servet kazmamız var dediğim gibi. Bazen cobblestone da ihtiyacımız oluyor. Kırık taş da ihtiyacımız oluyor. Mesela süsleme püsleme işlemleri yaparken. O yüzden kırık taş da biriktirmek bence faydalı. Şunları bir... Abi kömürler, yoluma çıkmayın. Tamam, ihtiyacım var diyorum size.
gaz veriyorum size ama beni yavaşlatıyorsunuz. Şöyle bir şuralı. Abi bu fener olmasa şu metro inşaatı imkansız bir inşaat, ben size söyleyeyim. Fenerlerle bu işi çözüyoruz. Bu da bizi çok rahatlatıyor. Yine bir gravel. Şöyle bir temizleyelim. Süremiz yettiğince tamamdır. Geri kalanını aşağı bloğu kazarken hallederiz. Gravel da lazım oluyor. Gravel da ne yapıyorduk? Beton yaparken mesela lazım oluyor. Ama mesela kadim çağda gravel bulması zordu. Orada kadim yolu yaparken gravel bulmam çok zordu. Şimdi Nether'dan topladım, oradan topladım. Gerçi kadim krallıktaysa yakında şey var arkadaşlar. Bu gravel'ların olduğu dağlar var. Gravel'dan dağlar var. Onlar mesela benim çok işimi görüyorlar. Şurayı da bir topla. Onlar çok işimi görüyorlar. O yüzden aslında burada çok fazla sıkıntı olmuyor. Şu anda ikinci fenere kadar yaklaştık. Üçüncü fener galiba bizim kazım alanımızı geçiyor. Şuraları da bir al. Yine bir kömür damarımız. Şimdi burada ben 4 tane fener işaretledim. 4 feneri kurdum ama elimde şu anda 3 tane fener var. 2 tanesi benim. Bir tanesi merkezin feneri. Onu da işim bitince tabii ki geri iade edeceğim. Bu arada aslında arkadaşların kullanmadığı fenerler varsa onları da isteyebilirim. Halidenizde çok var. Veya kafa toplamaya gidebiliriz. Şöyle kafa toplamak için güzel kılıçlar yapıp biraz kafa avına gidebiliriz. Hatta ben bir Halidenizi bulursam, yakalarsam söyleyeyim. Bir kadim krallık bölümünde bence kafa toplamaya gidelim. Daha fazla fenere ihtiyacımız olabilir. Yaklaştık gibi bir his var içimde. Aynen. Üçüncü fener noktasına geldik. Buradan da Baycore'a ulaşımı sağlamış olacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar diyeyim Halideniz gibi. Aynen. Şurayı da bir kır. Üzerim yine doldu galiba. Şimdi şöyle bir taşları at. Şuraya da bir taşları at. Bu sefer bayağı taş yakalamışız. Şuraya da diğer blokları atalım. Şimdi şurada biraz daha toplayalım. Büyük ihtimal üzerimizde biriksin şunlar. Yukarıda toplayamadıklarımız da gelir. Bir tur daha döner boşaltırız. Ondan sonra artık alt kızımları yapacağız. Tünel açım işlemimiz sonlanmış olacak. Buradan kadim arenaya bayağı bir yol var arkadaşlar. Asıl sıkıntı buradan kadim arenaya giden yolu kazmakta. Onun da dönüşü bakayım. Fener 4'ten sonra yakın olacak. Ondan sonra bayağı bir yol var. Bazı arkadaşlar bu haritayı nasıl yaptığımı sormuş. Arkadaşlar kanalın ana sayfasında, tamam mı? Twitch'e nasıl mod kurulduğuyla ilgili bir video hazırlamıştım. Oradan da Journey Map modunu kurduğunuz zaman bu işi çözebilirsiniz. Siz de kendi survival'larınızla harita çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda bu haritayı da biliyorsunuz Kadim Krallığın web sitesinde yayınlıyoruz. Şöyle bir üstümü bir tur daha boşaltayım da. Kadim Krallığın web sitesinde, aha kazmam kırılmak üzere. Artık diğer kazmaya geçelim. Şöyle. Şuradan biraz da yemek ye. Burada da var ama bunlar artık şöyle azıcık alıvereyim. Kadim Krallığı'nın web sitesinde hem Kadim Çağ'ın hem Kadim Krallığı'nın şeyini bulabilirsiniz. Haritasını bulabilirsiniz. Dolmuş. Şunları bir at. Şurada da stekleri birleştir. Süper. Haydi bakayım. Şimdi bu sefer de servet kazmaya. Aslında biraz daha ipeksi kazma yapabiliriz. Cino kitabevinde bir sürü ipeksi şeyimiz var, kitabımız var. Lakin dediğim gibi kırık taş da lazım oluyor. İyi, Allah'tan bakın bugün mob spawn olmadı. Bu faydalı bir durum.
Oh kömürler. Aha bir tane mob sesi duyuyorum. Şurada var mı? Yok. Bir tane mob sesi geliyor yalnız ha. Diye. Burada da kömürler servet olduğu için bize bolluk getiriyorlar. Şuraları da bir alalım. Gördüğünüz gibi metro emek emek oluyor arkadaşlar. Böyle emek emek döşeyip döşeyip bir anda kazılmıyor. Mesela TNT ile daha önce denemiştim galiba tünel açmayı. Lakin ortalığı berbat ediyor. Belki şey yapılabilir işte orta noktaları, yani şu orta noktaya döşenir. Şöyle. Oradan bir ateşlenir. 4 blok boşluklar bırakarak daha hızlı tüneller açılabilir. Ama sonra tekrardan blok koyarak altlarını düzlemek gerekiyor. Üst taraf mesela daha fazla açılıyor. Çok sıkıntı yaratıyor. Şurayı bir temizleyelim. Şuradakini bir temizleyelim arkadaşlar. Bu gravel bize sıkıntı yaratmasın. Bazen çok toprak çıkıyor, bazen çok gravel çıkıyor. Gravel damarları mevcut. Aslında şöyle yapabiliriz. Buraları kaplamadan önce bu gravel'ları toplayabiliriz. Gravel dediğim gibi lazım oluyor. 3-4 stack falan çıkar. Rahat çıkar. Bak. Gördüğünüz gibi silver fishler. Gel. Hay. Şunu bir al. Geldikçe geliyorlar. Aha. Ya oğlum bir gidin ya. İşimiz var, gücümüz var. Bir gidin ya. Hala var mı burada acaba? Blok. O yüzden şurayı şöyle bir açayım. Bir kontrollü olsun. Tamam. Geldik mi? Yaklaştık. Sıkıntı yok. Bak şurada da silverfish varmış. Bak şurada da var. Tamam. Ya diğer kazmamı da kırmamam lazım. Sonra gidip onu tamir edeceğiz. Şuraları da bir alalım. Sonra tek bloklar kalacak artık. Onları kazması daha kolay oluyor. Burada ikili ikili gittiğimiz için. Hem malzeme çok çıkıyor. Üstüm yine doldu. Zaten belli. Ekstra blok alamıyorum. Şimdi kırık taşlar buraya. Al. Diğer bloklar buraya. Burada taş gördüm sanki. Aynen. Burada yer yok. Şurada yer var. Güzel. Şuraları bir toplasam mı? Çok fazla kırık taş var. Kırık taşa o kadar ihtiyacım yok. Dedim ki diğer malzemeler benim için daha önemli. Geldik son sıraya. Bu artık en kolay sıra olacaktır arkadaşlar. Sabrınız için size teşekkür ediyorum. Belki bu videonun sonu... Aha. Yine bir silverfish. Yeri vardı orada. Silverfish mi vardı? Silverfish mi vardı orada? Şöyle şuraları da bir alalım. Bak şurada da bir silverfish yeri var. Şunu da bir kır. Temizleyelim arkadaşlar. Artık dedim, tüneli bayağı bir temizledik.
Son noktaya doğru gidiyoruz. Üzerimizi bir boşaltırız. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. İşte dedim ki bunun için süslemesinde arkadaşlardan yardım alırız. Bazı yerlerin kazmasında mesela arenaya giden noktada kazmasında yardım alırız. Şimdi biliyorsunuz benim bazı hazırlıklarım var. Düğünle uğraşıyorum arkadaşlar. Belki siz bu videoyu izlerken çoktan bu işler bitmiş olabilir. Videolar biraz aralıklı gelebilir. Haberiniz olsun. Zaten şu anda büyük ihtimal bir aralıklı geliyor videolar. Biraz depodan geliyor. Ne bileyim. İşte çünkü işlerim yoğun oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Şunları da bir at. Tamam, son çizgi mi? Son çizgi. Son çizgiyi de bitirelim. Bu işi noktalayalım. Şimdi burada 11 büyüklükte alan. Toplam üzerinden 4 hat geçiyor. Hop, aşağıdan biraz daha kazdık. Kazım hatamız oldu. Ne diyordum? Ha, 4 hat geçiyor üzerinden. Dolayısıyla buradan gelen işte merkeze gidecek. Beykor'a gelecek. Bir tane de arenaya gidecek. Bir tane de arkadaşlar dediğim gibi o kötülük portalının olduğu kötülük portalıyla kütüphanenin arasına bir yer çıkaracağız. Dolayısıyla kütüphaneye de köylü taşıyabileceğiz. Örnek veriyorum. Hadi artık. Sıkıldık artık. Hadi artık. İkinci fenere kadar yaklaştık. Olabildiğince çok blok temizlemeye uğraşıyorum arkadaşlar. Üzerim dolana kadar. Şuraları temizle. Artık dibini gördük. Tamam, gayet güzel. Yalnız bugün iyi harfiyat kaldırdık ha. Yani Beykor'a giden tüneli hazırlamış olduk. Şimdi önce kazımları mı yapsak? Yoksa tünellerin içini mi süslesek? Ona daha tam karar vermedim. Büyük ihtimal bir sonraki bölümde bunun kararını görmüş olursunuz arkadaşlar. Biraz ışık taşı kasmamız lazım. Işık taşı toplamamız lazım. Şimdi şöyle gelelim. Burada bölümümüzü artık bitirelim. Sıkılmadan, umarım beni izlemişsinizdir arkadaşlar. Sabrınız için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.